Evet sevgili yaban izleyicileri, Marmaris Selimiye'deyiz ve mükemmel koyları olan bir yer. Ahmet abi ziyarete geldik. Okyanus J'nin sahibi, J'nin sahibi mükemmel bir yerde insanlara hem dalış turları olarak hem serbest dalış hem yoga turları olarak onları gezmeye çıkartıyorsun. Doğru mu abim? Evet, biz Türkiye'de yelkenliyle dalışlı mavi yolculuk, mavi yolculuk, yoga turları ve serbest dalış turlarını bir konsepte toplayan tek firmayız. Bu iki hafta boyunca da Nick Linder'le serbest dalış antrenmanları turu yapılıyor. Nick Linder daha önce de belki bilenlerimiz vardır. Buz altında 5 defa dünya şampiyonu olmuş bir serbest dalıcı. Türkiye'de de meşhur. Evet, ben daha önce izlemiştim onun buz altındaki serüvenlerini. Tabii Türkiye'ye geldiği için çok mutluyuz biz de. Daha antrenmanlarını genelde burada mı yapıyor? Başka ülkelerde gidiyor mu? İlk defa geçen yıl geldiler. Tabii Nick'in söyleyeceği şeyler var. Neden yani burada devam ediyor diye. Nick Linder, Nick nu sagen dass warum du wale hier die freedive apnoe freedive ausbilden nicht aber yeah, I mean it's the it's this area here is perfect for freediving because the water is clear. As you can see the sea is flat, so perfect. Also the landscape that surrounds us is great, and it's always good to have a ship close by, so you can get all the stuff, you can get the weight belts, you can easily entry the water, exit the water. So this is perfect. Yeah, for us it's the perfect combination of preparation and free diving in the water. Evet. Nick'in söylediği aslında çok basit. Yani Türkiye'de herkesin serbest dalıcıların da bildiği ama maalesef Türkiye'deki serbest dalışın daha yeni yükseldiği bir zaman. Ülkemizin suları gerçekten serbest dalış için mükemmel. Arka tarafımıza baktığımızda sakin bir su var Nick'in de söylediği. Ve su altı görüşü mükemmel ve aynı zamanda bu faaliyetin teknenin, yani bizim böyle bir teknenin üzerinden olması, onların ihtiyaç duydukları ekipmanın kolayca temini, sudan çıkışları, girişleri, her şeyin burada mükemmel olmasından kısaca. Peki hangi sistemde yapıyor? Yani belirli bir sistemin SSI ve AIDA. AIDA. Baydes. Yes. Yes. Okay. So. Peki şu an buraya gelmiş olan diğer konuklar onlara antrenman mı yaptırıyor yoksa onlar da yarışmalara katılıyorlar mı? Is there somebody here that belt championship does to attend or just they are doing drills here? Antrenörlük de yapıyor mu aynı zamanda? Or athletes? Yeah, athletes. Yeah, I think we got a couple of athletes here as well, so people who compete. But most of the people are focused on the relaxation and the fun of freediving. Or the second question was that if you are training the athletes for the world championship. If I do? Yeah. No, I'm not the national trainer. So there are there's a trainer in Germany who does it for the whole national team. But I got a group that I train, and there are a couple of record holders, and they are parts of the national team as well. But I'm just the area trainer, not the national trainer. Tercüme etmek gerekirse bölgesel antrenör olduğunu ama daha önce bir grup serbest dalıcı eğittiğini ve onların da rekor sahibi olduklarını. Diğer türlü milli yarışmalarda da ülke eğiticisinin, Almanya eğiticisinin bu işi yaptığını söyledi. Bu kadar yani. Evet, şimdi onların güzel maceralarını izleyeceğiz. Hazırlanışlarını izleyeceğiz. Çünkü belirli bir aşamadan geçiyorlar. Yoga yapıyorlar. Yediklerine, içtiklerine, her şeylere dikkat ediyorlar. Biz de onları takip edeceğiz. Tabii bizim için en önemli yerde su altı. Değil mi? Yaban su altı ekibi olarak da Ahmet Bey'le beraber onları suyun altında izleyeceğiz ve çekeceğiz. Eğer fırsatımız olsa da şöyle bir ufak gezinti yapıp birkaç çekimde yaparız herhalde, evet, değil mi? Evet. Evet. Bu boyunca
farklı koylarda dalışlar yapılacaklar. Yani Mısır'dan bizim burada öğrendiğimize göre sadece birkaç yer değil, Hisarönü Körfezi'nde neresi havanın uygun düştüğü yer, neresi dalgasız, biz orada bu eğitimleri yapacağız ve hem sualtı görüntüler olacak hem de suüstü görüntüler olacak. Evet, maceralara devam. Sabah spordan evvel Emren Bey'in söylediği gibi dalışa başlamadan önce yedikleri hafif bir meyve diyelim, değil mi? Yani evet. Kahvaltıdan önce bunları yiyorlar, sonra biraz dinlenecekler ve ondan sonra da dalışlarını gerçekleştirecekler. Çıktıktan sonra güzel bir kahvaltı var mı? Var. Karnımız doyacak. Tamam. Yoksa biz bunlarla açlıktan ölürüz ya. Hello, my name is Nick, Nikolai Linder. I'm a freediver from Germany and I'm interested in all kinds of activities in the water which are connected to freediving. I'm also an athlete, so I broke some world records. My specialty is freediving under a thick layer of ice, and I have got 5 world records in this specific sport. I'm also an instructor trainer for 2 well-known associations. One of them is SSI, Scuba Schools International, and the other one is AIDA International. But it's not only the challenge I'm focused on, it's also the way you can interact with big animals. It's also a way of lifestyle and so on. So I'm really fascinated by all parts of the freediving sport. I really enjoy the area here in Turkey to do freediving because not only the water is so clear and we have such a good visibility, but also the landscape is fantastic. So for us, freediving is not only being in the water, but it's also doing yoga, pranayama in powerful places. And here in this area, you get a lot of powerful places. So apart from the landscape, where you can do your yoga, where you can do your pranayama, it's also, of course, this wonderful ship, which allows you to prepare yourself perfect for the freediving. In the pranayama, which is the breathing part of the yoga, it's good to have this place, this space to do your breathing techniques in order to get in the water and enjoy the freediving. İki hafta boyunca Okyanus JD teknemizde Almanya'dan Nick Linder eşliğinde gelen serbest dalıcıları ağırlayacağız. Dalıcılarımız şu an teknemize geldiler. Havalandan transferleri yapıldı. Teknemize girişlerinde hoş geldin briefingleri verildi. Ve tabii kabinlerine yerleştirdik onları.
Biraz serbest dalışlarla ilgili bilgi vermek istiyorum. Nick Linder Almanya'da 5 defa buz altında dünya şampiyonu olmuş bir serbest dalıcı. Ve geçen yıl ilk defa biz ilk serbest dalış turumuzu yaptık. Türkiye'deki şartların uygunluğu onları bu yıl iki tur, arka arkaya iki tur yapmaya sebep oldu. Gerçekten de öyle. Diğer ülkelerde gidildiğindeki ortam ile Türkiye'de Hisarönü Körfezi'nde karşılaştıkları ortam onları, yani serbest dalıcıları daha cezbedar oldu. Çünkü su altında ki görüş bu bölgede çok güzel. Denizlerimiz dalgasız. Denizlerimiz aslında tehlikesiz. Ve sudan kafalarını çıkardıklarında da harika bir doğayla karşılaşıyorlar. Gelen dalıcılar su altında antrenman yapıyorlar. Yani bu tura katılanlar aslında ilk başlangıç eğitimlerini almıyorlar. İlk başlangıç eğitimlerini yine Nick Linder eşliğinde Almanya'da alıyorlar. Buraya geldiklerinde de günde iki dalış olmak üzere çalışmalarını yapıyorlar. Bugün nasıl geçti Ahmet abi? Bugün neler yaptılar ve bugün, insanlar biraz mutlu görünüyorlar. Tabii. Bugün iki dalış yapıldı. Zaten plan böyleydi. Bu dalıştan önce zaten sen de gördün. Yoga yapıldı. Sonra nefes çalışması yapıldı. Birinci dalış çok güzel gitti. Bir de tabii herkesten aldığımız geri besleme çok önemli. Mükemmel. Yani buradaki insanların mutluluğu önemli, tabii, değil mi? Yani sonuçta yani hem suyun, bir iş yapmaya gelmişler, hem antrenman yapıyorlar, hem tatil yapıyorlar. Aslında hepsi bir arada. Yani bu kadar yani, güzel bir ortamı zor yurt dışında. Tabii şimdi burada çok samimi bir ortamla doğuyor. Ama mesela genelde mutluluğun sebeplerinden bir tanesi su çok sakindi.
İstedikleri kadar hiç dalga beklemeden, istedikleri kadar indiler, çıktılar ki biz de su altı görüntülerini çektik. Aslında en büyük keyfi biz aldık değil mi? Yani bugün yaklaşık toplamda 2 saati bulmuştur herhalde değil mi? Sabah ve öğlenki dalış toplamıyla beraber daha fazladır ve mükemmel bir su altı. Çok da keyif aldık onları çekmekten. Bir de hayretler içinde kaldık. Yani o kadar güzel dalış yapıyorlar. Zor bir iş değil mi? Yani çok kolay bir şey değil. Ben açıkçası şöyle düşündüm. Dedim ki bizim scuba dalışı eften püften bir şey arkadaş. Yani serbest dalış hakikaten bir mücadele. Orada her defasında aşağıya gelip nefesi bırakıp tekrar aşağı inip veya bizim yaklaştığımız durumlarda bizimle irtibat hale geçmeleri. Yani ben de çok büyük keyif alıyorum. Yani geçen sene başladı bu zaten de. Bu sene de çok keyif aldım. Nick'in de söylediği zaten mükemmel bir ortamdı. Zaten gördüm. Bugün ben orayı tek dalış orada sığ limanda, Selimiye sığ limanda tek dalış planlamıştım. Ama baktım ki herkes keyif hayır güzel, hayır diyor, burada kalalım diyor. Ben de orada kaldım. Sonra geldik işte Kameriye Adası'na geldik. Burasının haritalardaki ismi Kameriye Adası. Üzerinde de bir Kameriye. Kameriye yani ay değil mi? Tabii ay tabii haritalarda Kamelia falan değil. Kameriye. Kimisi Manastır Adası diye yazıyor bazı yerlerde ama değil. Yani haritaya bakıldığında 25 binlik haritalarda bile böyle geçer. Burası adadaki manastır. Mükemmel bir yere konuşlanmış. Tabii tabiatı harika. Güzel bir koyun içerisinde. Belki de 1000 senelik bir ağaç yaş olarak. Tabii ki malik çaputlar bağlanmış. Buraya direkler adanmış. Ama bunun bir tek sebebi var. Tabii burası bir manastırmış aynı zamanda. Yani bunlar bize ait değil, onu biliyorum, tahmin ediyorum. Zaman içerisinde gene turistler bunu asmışlar. Burası manastır tabii göründüğü gibi değil. Hani karşıdan ufak görünüyordu fakat şu anda yaklaşık bir, belki iki dönümün içerisinde yapı taşlarına ve izlerine rastlayabiliyorum. Şu an adaya geldiler ve adada burada nefes açma teknikleri ve yoga yapıyorlar. Onlar bittikten sonra hafif, yani kahvaltı değil, bir meyve salatası gibi bir şey yemek için tekrardan tekneye, sonra dalışlar başlayacak ve ondan sonra da kahvaltı başlayacak. Tabii ki her zamanki gibi duvarlara birçok yazılar yazıp ziyan eden bir sürü insanlar. Şimdi burada bir bölmeler var. Muhtemelen bunlar zaman içerisinde herhalde mum falan koymak için, ki zaten koymuşlar şu anda da. Belli ki burayı yurt dışından gelen turistler daha fazla ziyaret ediyor. Keşke bu halde olmasa. Keşke daha güzel bir halde koruyup da gerçekten buradan bir gelir elde edebilseydik. Evet, bakın hala alttaki motif, yani boyalar biraz daha olsun kalmış. Tabii burası neymiş bilmiyorum zaman içerisinde ama herhalde mum, yine ada kadıkları bir yer veya farklı bir şeydir. Sonradan bu hale gelmiş. Yine çakıl taşlarından, yani denizde toplanan taşlardan yapılmış. Çünkü belli üstü yuvarlak, yuvarlaklaşmış daha doğrusu, ovalleşmişler. Bunları yere döşemişler. Bir mozaik gibi değişik bir çeşit olmuş ama güzel olmuş.
Manastır'dan söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sporcuların yanına doğru gidiyorum. Şu an nefes teknikleri, burun tıkama bir şeyler yapıyorlar. Gideyim onları bir izleyeyim, bakayım ne yapıyorlar. Bu süreçleri kaçırmamam lazım. Nick Linder aynı zamanda Serbest Dalış kitabı yazarlarından. Belki bu şu an Almanca, yakında İngilizce versiyonu gelecek. Bakalım belki de Türkçe versiyonunu bastırıp Türkiye'de yayınlatma şansı olacak. Tabii Nick kendi kitabıyla ilgili bir şeyler söylemesine fayda var. So in Germany we had this, a demand for a new freediving book which combines training and lifestyle. So a friend of mine, Phil Simhag, who is a very, very skilled photographer, and myself, we wrote this book, and it's about the techniques in the different parts of the sport. So it's static, it's dynamic, and it's, for example, deep diving. And you got a lot of training exercises, drills that you can perform and that you can work on your own. So it's a very popular book in Germany, and it's now released also in Czech and will be available in French and soon also in English, so maybe in Turkish someday. Okay, we wait for it. Make yours. Evet sevgili yaban izleyicileri, 3 gündür buradayız ve artık turun sonuna geldik. Muhteşem bir organizasyonluyuz. Öncelikle Ahmet Bey'e çok çok teşekkür ediyoruz. Her şey onun sayesinde oldu. Bizi buraya davet etti ve Niki ile tanıştık, diğer arkadaşlarla tanıştık. Çok güzel eğitimler yaptılar, biz de onları izledik. İnşallah birkaç gün içerisinde de sizlere izleteceğiz. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.